Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nihat Dik. Bugün bizlere kök hücreli saç ekiminden bahsedecek. Hocam nedir bu kök hücreli saç ekimi? Biraz bahseder misiniz? Evet, kök hücreli saç ekimi. Saç ekimini biliyoruz herhalde. Evet. Değil mi? Saç ekimi saçımızın döküldüğü alanlarda hiç saç kalmamış ise arka ormanlık alandan, kullanmadığımız alandan seyreltme yöntemiyle bu fidancıkları tek tek toplayıp getirip ağaç olmayan yerlere ekmek. Yani evet, bir çeşit aslında peyzaj mimarlığı. Evet. Ne yapıyorsunuz? Fazla olan yerden az olan yere ağaç nakli yapıyorsunuz. Biz buna ne diyoruz? Saç ekimi, saç dikimi. İşte ağaç evet, dikersen ağaç dikmiş oluyorsun, saç dikersen saç dikmiş oluyorsun. Peki kök hücre bunun neresinde? Efendim şöyle düşünün, kök hücreli saç ekimi. Kök hücre her hücreye dönüşebilme yeteneği olan bizim ana hücrelerimizdir. Hı hı. Vücutta 3 çeşit hücre var. Bir tanesi stromal hücreler, vücut hücreleri. Ana hücreler dediğimiz kök hücreler var. Bir de eşey hücreleri var. Yani işte kadın erkek kromozomlar 23-23 birleştiğinde bebeğin dünyaya gelmesine sebep olan hücreler. Şimdi 3 tane değişik hücremiz var. Bunlardan bir tanesi ana kök hücreler. Yani bunlar tamirci hücreler. Tamir ederler, inşa ederler. Her bir yerde bir duvar mı çizildi, kırıldı, o gelir orayı sıvacı tamir eder, bina diker, kanalizasyon yapar. Bunları bizim kök hücrelerimiz yapar. Diğer hücreler bu işlerle çok uğraşmaz. Yani tamirci. Peki saç ekimi zor bir iş midir? Biraz evhamlı bir iştir. İşin içinde biraz kök hücrede olsa fena olmaz. Çünkü evet, bayağı bir kırıp döküyoruz, hasar veriyoruz. Bir yerden bir yerlere kıl kökleri taşıyoruz. Bunların hayatta kalabilmesi için strese uğramadan, o yeni dikildikleri alana bir an önce hemen kılcal kan damarlarının gelişmesi ve o bölgede yeşermesi, köklenmesi ve gövdesinin uzaması lazım. Ben bunu tipik tarlaya ağaç ekmeye benzetiyorum. Yaptığımız kök hücreyi de tarlayı önce gübrelemek, sonra fidan getirip ekmeye benzetiyorum. Düşünün, yani bir tarlanız var, çok güzel. 3-5 sene sonra işte kullandınız, 30 yıl kullandınız. 30 yıl sonra ektiniz, biçtiniz, hep yediniz, içtiniz. Gayet güzel ağaçlardan meyve. 30 yıl sonra bir baktınız, ağaçlar kurumuş. Çalı çırpıya dönmüş kurumayanlarda. Büyümüyor, meyve de vermiyor. Tıpkı saçlarımız gibi. Saçlarımızın dökülmesinin sebebi ne? Erkeklerde dihidrotestosteron dediğimiz, bu bizim erkeklik hormonunun bir çeşit zararlı olanı. Zararlı kolesterol, yararlı kolesterol var ya, burada da öyle. Dihidrotestosteron evet, diye bir zararlı bir saç dökülmesine neden olan hormon. Hanımlarda ne oluyor? Hanımlarda da yine hormonal dihidrotestosterona bağlı olabilir. Demir eksikliğine bağlı olabilir. Tiroid fonksiyon bozukluklarına bağlı olabilir. Bilimum, biyotin, çinko, selenyum, magnezyum aklınıza gelebilecek bütün vitamin eksikliklerinden ya da strese bağlı saç dökülmesi ya da saçlarını gerdirerek bağlıyorlar böyle, hadi şu kaşlar böyle evet, güzel olsun. Traksiyon, yani çekmeye bağlı saç dökülmeleri olabilir. Hı hı. Şimdi eğer bir daha oradan saç çıkma ümidi yok ise biz buraya saç ekimi yapmak zorundayız. Kök hücre, mök hücre tedavileri kurtarmaz. Evet. Buraya nakil lazım. Peki biz kök hücreli saç ekiminde şunu yapıyoruz. Tarlayı önce bir ziraat mühendisine inceletiyoruz. Kim bu? Saç ekim doktoru. Tabii. Önce bir toprak analizi yapacak. Toprakta herhangi bir... Çünkü 30 yıldır ekip biçiyorsun kardeşim. Vitamin değil mi? Şimdi 3 yıl, 4 yıl üst üste bir tarlaya arpa ekersen 5. yıl sana arpa marpa vermez. 2 yılda bir, yılda bir değiştirmek lazım. Şimdi bu ağaçlar hep orada. Ne yapacağız? Gübreleyelim diyorum. Niye? Çünkü ziraat mühendisi oradan bir toprak analizi yapsa, şeyini yapsa bakacak ki orada ne yağ kalmış ne şey olmuş. Bakın dikkat edin, saçı dökülen insanların özellikle frontal bölgede, elinizle şöyle kapattığınızda erkek tipi saç dökülmesi olan alanı tamamen elinizle kapatabilirsiniz. Bu erkek tipi saç dökülmedir. Her yerinden dökülüyorsa vitamin eksikliğine bağlı kadınsal difüz saç dökülmesidir. Peki böyle bir durumda ne yapmak lazım? Efendim böyle bir durumda sulama sistemi yeterli çalışıyor mu? Toprak analizinde toprakta herhangi bir eksik vitamin çubuğu falan var mı yok mu? Bunlara bakmak lazım. Ondan sonra zaten güneş aynı, tohum aynı, yapacak bir şey yok. Bir toprak analizi, bir sulama sistemi. Bir de zararlı haşere olarak gördüğüm o dihidrotestosteron. Onu bağlayıcı, işte etken maddemiz finasterit var, 5-alfa redüktaz inhibitörü. Evet. Şimdi bu tarz durumlarda bence önce tarlayı gübreleyelim. Peki tarlayı sonra gübrelesek olur mu? Efendim kurak toprağa gidip fidan ekmeye ekersen
sonra da gübrelerim dersen bunu da tersten yap. Yani önce fidanı ek, sonra gübrele. Halbuki ben olsam şöyle yaparım. Önce gübremi yaparım. Kök hücreyi tamamen gübrelerim o araziyi. O arazi bir kendine gelir. Kılcal kan dolaşımı artar. Deri bir canlanır. Ondan sonra götürür fidanımı ekerim. O zaman o fidanın büyümesi, hayatta kalma şansı çok daha yüksek olur. Biz buna kök hücreli saç ekimi diyoruz. Kısaca yüzyıllardır çiftçilerin tarlada yaptığı şeyi saç ekimine taşıdık. Ve bu kök hücre bize ne yapar? Kök hücre ekilen saç kökünün orada çok daha hızlı kılcal kan damar ağının oluşmasını sağlar. O arka donör bölgeden, oksipitalden alınıp getirilip frontale, yani ekim alanına ekilen saç, o pensetle tutmaya, yok kalemin içine yerleştirmeye, şuna buna boynundan tutuyorsun, bir yerinden tutmak zorundasın ve küçük küçük şeyler bunlar, kıl yani. Tabii. Bunları tutarken biraz bunlar rencide oluyorlar, strese Tabii. uğruyorlar. Strese uğramış bir saç kökü hemen uzamaz. Çok bereketli bir toprak yatağına dikmen lazım ki strese uğramadan uzasın gitsin. Şöyle bir şey tespit ettik. Biz kök hücreli saç ekim yaptığımız hastalarda saç kökleri strese uğramadan, ekildiği yerden dökülmeden hemen uzamaya başlıyorlar. Yani 3 ay sonra aldığımız sonuçta insanların 5'er santim saç oluyor. Halbuki normal saç ekiminde, saç ekildiğinde strese uğrayan saçlar bir 15 gün sonra dökülmeye başlıyor ve 1-2 ay, bazen 3 ay kadar stres uykusuna, kuluçkaya yatıyorlar. Nasıl bir insan yaralanır, hasta olur, değil mi? Yatağa düşersin. Evet. Yatarsın bir hafta, iki hafta, bazen bir ay, gücünü toplarsın, öyle ayağa kalkarsın. Saç da böyle. O da strese uğradı. Aldın, yerinden yurdundan ettin, başka yere getirdin, koydun. Sulaması bozuk, toprağı bozuk. Yani şurada yağlı, güzel, mis gibi bir toprakta büyüyorken aldın götürdün, kupkuru, kurak bir yere getirdin, verdin. Evet. Altı da kaya. Şimdi buranın kan dolaşımını artırmadan buraya fidan ekmenin mantığı ne? Bir de saç ekiminde yanlış yapılan, Türkiye'de özellikle bir şey buradan belirtmek istiyorum. Özellikle saç ekim klinikleri dinlesin. Aktif saç dökülmesi olan kişiler, efendim, saç ekmeyin. Ekmeyin. İşin mantığı şu: aktif saç dökülmem var, şuralarım açık, buraları ektik ama dökülüyor. 2 sene sonra sizce ben nasıl olurum? Önde dolu, arkası boş. Evet, ekilen yerler dolu, diğer yerler boş. Nasıl bir görüntü olur? Komik. Her aklıma geldiğinde beddua ederim o saçı ekene. Efendim, onun için aktif saç dökülmesi durduktan sonra saç ekin diyorum ve kök hücre saç dökülmesini durduran etmenlerin en başında. Yani kök hücreli saç ekimi yaptığınız zaman aktif saç dökülmesi olsa bile durumu kurtarıyorsunuz. Ne olur, 2-3 sene sonra çağırırsınız, bir kök hücre daha yaparsınız. Peki bu kök hücre yalnızca kulak arkasından mı yapılıyor? Hayır efendim, bu kök hücre eksozomal, mezenkimal kök hücre olabilir, göbek kordonundan elde edilebilir, fibroblastik aktivitesi yüksek, laboratuvarda üretilmiş fibroblastlardan olabilir, otolog mikrograf olabilir. Aklınıza gelebilecek bütün kök hücre yöntemlerinin hepsiyle yapılabilir. Son zamanlarda revaçta olan kök hücre eksozomlu saç ekimi, yani eksozom kök hücreli saç ekimi artık şu an herhalde bir 3 ay, 6 aydır Amerika'da da yine başladı. Ama etkisi çabuk geldi. Onlar da başladı, 3 ay sonra bizdeydi. Peki şunu soracağım. Kök hücreli saç ekiminde hep bahsediyorsunuz, önce gübreliyoruz. Evet. Ne kadar ara verip... Hemen. Yani... Aynı seansta. Aynı seansta. Aynı seansta da olur. Bazı hastalara şunu söylüyorum. Hani bu işi yaptıktan sonra 3 ay içerisinde gelirseniz, saç ekimini yaparsak çok çok iyi olur. Ama hani vaktiniz olmadı, şu olmadı, 6 ay içinde gelin. Hı hı. Yani 6 aya kadar yolu var ama genelde kök hücre o kadar basit ki, mezoterapi şeklinde zaten, hele eksozomlu yaptıysanız ya da kulak arkası otolog yaptıysanız hiç fark etmiyor. Sonuçta bir tane şırınganın içerisinde bir mezoterapi, zaten kafanız uyuşturulmuş, saç ekimi yapılacak. İğnelerden haberiniz bile olmuyor. 5-10 dakikalık bir iş. Bölgeye gübresini koyuyoruz, ondan sonra saç ekimi başlıyor. Genelde saç ekimiyle beraber aynı anda ben tavsiye ediyorum. Ya da arada kalan durumlar oluyor. Şimdi hastanın ince ince bir sürü villus dediğimiz tüyleri var. Hı hı. Anajen fazla ama telojen gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bu tarz hastalarda şey diyorum,
gelin ben size diyorum bir kök hücre yapayım, saç ekimini bir 3 ay erteleyelim. Çünkü 3 ay içerisinde belki saç ekiminden vazgeçebilirsiniz. Çünkü çalıya çırpıya dönmüş, ince tüy haline dönmüş saçlı deride direkt saç ekimi tavsiye etmiyorum. Önce kök hücre yapıyorum, 3 ay 6 ay bekliyorum. Eğer ki sonuç alırsam saç ekimini iptal ediyorum. Hı hı. Yani her gelene saç ekeceğiz diye bir şey yok. Çok da doğru bir karar bence. Kesinlikle. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Doktorun tavsiyelerini dinlemek lazım. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nihat Dik idi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.